Evet, yaz sezonu başladı. Biz de dalışları sıklaştırmaya başladık. Tekrar merhabalar. İlk sahnemiz yaklaşık 2,5-3 kilogramlık Girida. Bu beklediğim aradan geçmesi gerekiyordu. Fakat sanırım dibe inmiş. Görmedim. Hemen farkına varıp bu durumun sol taraftan ürkütmeden yaklaşmaya çalıştım. Ve işe yaradı. Karşı karşıya kaldım. Vurdum ancak yırttı. Alttan vurmuşum biraz. Kaçıranlar için tekrar slow motion'da izliyorsunuz. İyice soluklandım. Agaşona ineceğim. Hazırım. Birden kafa kafaya geldik. O da anlamadı. Ben de anlamadım ne olduğunu. Soğuk anlamı korudum tabii ki. Bu değerli anı yavaş çekim izlemezsek balığa saygısızlık olur diye düşündüm. Hak etti bence. Melanur. Uzak fakat isabetli atış. Her an yırtabilir. Alttan vurmuşum. Elimi hızlı tutmam lazım. Güzel boy. İş yapar. İskaros. Uzak atış. Ancak motordan vurmuşum alt taraftan. İri bir ıskarozdu. Kaçmasaydı daha güzel olacaktı. İnatla kayaların dibinden ayrılmayan başka bir ıskaroz. Sen inat edersen, ben de tek lastik kombinasyonumu kullanırım. Bizde seçenek çok. Herkese bulaş ama zıpkıncılara bulaşma. Yine kıyıya sıfır ağ atılmış. Ağ zamanı kapanmadım ama mevsimi geçmedim arkadaşlar. Yasak değil mi? Şu an yasak benim bildiğim. Sürüler halinde kefaller. Thank you.
sürüler halinde ıskaroz grubu. Nefes bol, o yüzden acele etmiyorum. İri bir tane seçmeye karar verdim. Vardan. Dikkat ettiyseniz mesafeyi koruyorlar. Biraz uzak atış olacak. Ancak affetmem diye düşünüyorum. Kilosu 550 TL diye duydum. Barbun. Canımız çekti, bayağıdır tatmadık. Ufak balık, uzak atış. Zıpkını sınamanın zamanı. Tam isabet. Sırada İzmarit. İri kefal. Son anda yırttı. Bu bölümün efsane atışı ve efsane sahnesi benim için budur dostlar. Tüm hakkını, tüm şansını kullandı bu balık. Ballı çupra. Kuyruğundan hesaplarsak en az 2-3 kilosu var. Kaçan geride. Böyle bir kaçma yok. Böyle bir tesadüf yok. Dibimdeymiş. Haberim yok. Tekerleme gibi oldu. Güzel oldu.
uzak atış kefal. O da tam toplarken yırtıp kaçıyor. 300 ya da 400 gramlık bir ahtapot yavrusu ve biraz oynamazsam olmaz. Biraz da ganimet toplayalım. Sırada 5 taş, pırlanta, yüzüğümüz var. Doğru duydunuz. 5 taş, pırlanta, yüzük. Bulmasaydım daha iyiydi sanki. İzleyince siz de bana hak vereceksiniz. Birden dikkatimi parlak bir cisim çekiyor. Tam elime aldım derken birden kaydı, taşların arasına girdi. Yaklaşık 10 metre derinlikte ve dalış bitmek üzere, ciğerlerim çok yorgun, 1-2 iniş daha yapacağımı sanmıyorum. Neyse ki yerini biliyorum. Bir daha gidip zorlayacağım. Almam lazım onu. Fiyatlarına baktım. 8-9 binden başlıyor. Sertifikalıysa 300-500 bine kadar gidiyor. Ki bu Avrupa tarzı bir renk. Sarı sevmezler. Bence sertifikalı bir şey. Videoyu sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayalım. Like'lar önemli destek için. Teşekkürler arkadaşlar.